Son dakika haberi 24 saat. Tomris Uyar, Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden, Ülkü Tamer'in hayatını kaybetmesiyle bir kez daha gündeme gelen Tomris Uyar, ilk evliliğini Robert Kolej'inden de arkadaşı olan Ülkü Tamer ile yapar. Uyar, bu ilişki henüz bitmeden Cemal Süreyya'ya tutulunca, Tamer ile evliliği kısa sürer, hukukçu Celile Hanım ile hukukçu ve yazar Ali Fuat Gedik'in kızı. CHP Trabzon milletvekillerinden Süleyman Sırrı Gedik büyük babasıdır. İlkokulu Taksim'deki Yeni Kolej'de, 1952, ortaokulu İngiliz High School'da, 1957, liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde, 1961 tamamladıktan sonra EÜ İktisat Fak. Gazetecilik Enstitüsü'nü, 1963 bitirdi. Ülkü Tamer ile birlikte Cemal Süreyya'nın çıkardığı Papirüs dergisinin yayımına katıldı, bir ara Boğaziçi Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat dersleri verdi. Kurucu üyesi olduğu TYS'den daha sonra istifa etti, Fen Yazarlar Derneği üyesi. 1969'da evlendiği Turgut Uyar'dan bir çocuğu vardır, ilk çevirisi, Şeker'den Bebek, Tagore'dan 1962'de Varlık'ta, ilk öyküsü, Kristin, Mart 1965'te Türk dilinde çıktı. Öykü, deneme, eleştiri, günlük ve çevirileri Varlık, Dost, Papirüs, Yeni Dergi, Soyut, Yeni Edebiyat, Yeni Düşün, Gösteri, Gergedan, Argos, Adam Öykü gibi belli başlı dergilerde yayımlandı. Özellikle 1966'dan sonra Papirüs'te yayımladığı ürünleriyle adını duyurdu. 1970'ten sonra gelişen yeni Türk öykücülüğünün önde gelen isimleri arasında yer aldı. Klasik öykünün sınırlarını şiirsel bir dille zorlayarak izlenimler, anılar, ayrıntılar, betimlemeler, çağrışımlar, imgeler ve iç konuşmalara dayalı bir öykü dünyası kurduğu kabul edildi. Evlilik ve aile konuları çevresinde gelişen ilk öykülerinde ağırlıklı olarak kadınların dünyasına eğilirken daha sonraları öykü kişileri çeşitlendi. Dili kullanmadaki ustalığı, kendine özgü incelikleri olan anlatımı ve modern tekniğiyle Türk öykücülüğünün etkileyici isimlerinden biri oldu. Öyküde, yoğunluk, içtenlik ve sahicilik olması gerektiğini savunan Uyar, ilk kitabı İpek ve Bakır'daki öykülerinde küçük burjuva kökenli insanların yaşama biçimleri üzerine yoğunlaşır. Füsun Akatlı'ya göre, İpek ve Bakır'da olay akışları yok, olay kesitleri ya da durumlara ışık düşürecek, can alıcı, zoomlar var. Kişiler ve kişi ilişkileri de uzun uzadıya, bütünlüklü bir anlatımla verilmiyor, ama bütünlüğü kendi içinde gizli bir iletim biçimi seçiyor yazar. İkinci kitabı Ödeşmeler ve Şahmır'ın Hikayesi, Sınıf. Atlama özlemi taşıyan bilinçli ya da bilinçsiz kitlelerle, yaşadıkları durumlar nedeniyle bir seçim yapmaya itilen, gelecekte kendi sınıfsal değerlerine sahip çıkacak ezilmişlerin çatışmalarını, birbirleriyle ödeşmelerini ele alır. Füsun Akatlı'nın deyimiyle, ödeşmelerdeki öyküler, bir yerlerinden kitabın adına bağlanabiliyorlar, hep bir hesap var ortada, görülmesi gereken. Ödeşmenin kah apaçık görüldüğü, kah ancak sezildiği bu öyküler, yazarlarını bir kez daha, biraz daha iyi tanıtıyorlar okuyana. Bu kitabın son öyküsü olan, Şahmır'ın Hikayesi, 15. İ. Şairlerinden Avdi Musa'nın Cam Asbamesinden alınarak, halk hikayesi, biçimine dönüştürülmüş eski bir öykünün modern biçimde alegorik bir uyarlamasıdır. Önceki öykülerinde insanlardan çok durumları önemsenmişken diz boyu papatyalarda insanların yaşama biçimleri öyküye yansır. Selim İleri bu konuda şöyle demektedir, bu kitapta ele alınan insanlarda çeşitli katlardan. Oysa İpek ve Bakır'da olsun, ödeşmelerde olsun küçük burjuva kökenli insanların yaşama biçimleri hikayeye yansıtılmıştı. Diz boyu papatyalarda bıçkın kabadayılara, gününü yitirmiş sinema oyuncularına, ekmek parasını nasıl çıkartacağını kestiremeyen kimselere hep bir arada rastlıyoruz. Geçiş toplumunun insanlarından bir kesit vermek istiyor hikayeci. Bu insanların sergilenişinde de özel bir tutum göze çarpıyor, yürekte bukağıda ise gittikçe yozlaşan bir ortamda ve bu ortamla beslenen hastalıklı toplum düzeninin yüreklerine geçirdiği bukağdan kurtulmaya çalışan, yeni değerler geliştirmeye çabalayan insanlar görürüz.
Yürekte bu kayı salt, yazarın öykülerinin toplamı olarak değil, Tombis Uyar'ın öykücülüğünün temelini kuran iki belirgin bileşenin, nesnel ama yorumlayıcı gözlemciliğiyle yaratıcı ve şiirleştirici imgeleminin dil düzleminde gerçeklik kazanan bir bütünleşmesi olarak düşünmek gerektiğini vurgulayan Füsun Akatlı, İpek ve Bakır'dan Yürekte Buka'ya 4 kitabıyla, yazarın hep aynı korpusa öykü biriktirdiği kanısındayım, görüşünü dile getirir. 1980 sonrasında yayımlanan Gece Gezen Kızlar, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Şapkalı Kız, Fareli Köyün Kavalcısı, Uyuyan Güzel ve benzeri gibi evrensel masalların günümüze yansıması ve 9 eski masaldan 9 yeni öykü yaratmanın en ilginç örneklerinden kabul edildi. Yaza yolculuktaki öykülerde ise genelde insanlara öğretilen basma kalıp değer yargılarının gözden geçirilmesi, kişinin kendine ya da yaşadığı yere dönüşü gibi bir çeşit dönüş yolculuğu vardır. Günah temasını işleyen 8. günahtan sonra yayımladığı 30'ların kadınında Uyar bir portreyi anlatır. Annesinin 1936'da Osman Hamdi tarafından yapılmış yağlı boya portresini anlatırken de annesini andıran 1930'ların diğer kadınlarının öykülerinden yararlanır. Aramızdaki şey, alabildiğine yalın, süssüz bir anlatımla yazılmış kırmızılı öykülerden oluşur. İlk öyküdeki kırmızı giysinin çağrıştırdığı ilk olasılıklar, gitgide başka kırmızılara açılır ve yazar sanki aramızdaki şeyi yazarak genç yaşta onulmaz bir hastalık sonucu ölen eski bir öğrencisine, gönül borcunu öder. Ustalığını geliştirerek öykücülüğüne yeni özellikler eklediği kabul edilen aramızdaki şey için F. Oran, hesaplaşmaların, söylenmemiş sözlerin öyküleri de diyebiliriz der. Öykücülüğüyle Türk edebiyatında özel bir yer edinmiş olan Uyar, modern dünya edebiyatından yaptığı çevirilerle de Türk edebiyatına katkılarda bulunmuştur. Bir öyküsü, Sarmaşık Gülleri, adıyla S. Önal tarafından televizyona uyarlandı. Öyküleri İngilizce, Almanca, Fransızca, Lehçe, Rusça'ya çevrilerek çeşitli antolojilerde yer aldı. Ödül, Evrenin Yapısı ile, Lucretius, Turgut Uyar ile, 1975'te EDK Çeviri Ödülü, Hiovata ile Avni Dilliger Tiyatro Çeviri Ödülü, Yürekte Buka ile 1980 Sait Faik Hikaye Armağanı, Yaza Yolculuk ile 1987 Sait Faik Hikaye Armağanı, Murat Anmungan ve Nedim Gürsel ile birlikte kendisine verilen 1987 Haldun Taner Hikaye Ödülünü de ödüle katılmadığı gerekçesiyle kabul etmedi. Kaynaklar, B.F. 1999, Necati Gil, isimler, 374-375, Necati Gil, eserler, 125-200-201-292-293, Kurdakul, Sözlük, 629, Karalıoğlu, 587-588, Özkırımlı, T.I. ve 1185-86, A. Bezirci, İpek ve Bakır, Yeni As, 6 Eylül 1972, Ay, Hikayecilerimiz, İS, 1980, F. Akatlı, Bir Pencereden, İS, 1982, S. 345-359, Öner Toy, 319-320, M. Aydın, Ne Yazıyor Bu Kadınlar, Ank, 1995, S. 176-182, B. Andaç, oyalayıcı bir şey yazmaktansa, kopkoyu bir karanlığı yeğlerim, söyleşi, adam öykü, S. 7, Kasım Aralık 1996, F. Akatlı Öykülerde Dünyalar, İS, 1998, A. Özkırımlı, Yaşadığımız Dünyada insan Düellosuzluktan Ölebilir, O Güzel İnsanlar, İS, 1998, S. 140-143, Uyar, Tomris, TDEA, 8-469, E. Ercan, Yalın ve Duyarlı Bir Evren Kurucusu, Cumhuriyet Kitap, 18 Haziran 1998, ve Oran, Aramızdaki Öykücü, aynı yerde.